güzel ya. Abi şey unutma, maç çok önemli yoksa sonradan. Oo, sen yanlış yapmışsın. Nasıl? Bir tane şey taktım, onu da yanlış mı taktım yani? Ben buraya mı koydum? Koymuşuz değil, koymuşum. Koymuşum. Yine seni yaptın. Kafana göre bir şeyler mi koydun? Evet. Mükemmel değil işte, görüyorum bak çizgisi. Senin de tuzlu parmağın olsun. Herkese bir Lego yapımı videosundan merhabalar. Şimdi Berkant'la ben de Frensis'in çok seviyoruz ve Frensis'in şöyle bir Legosunu yapacağız bugün. Aslında şu anda çok fazla satışta yok. Ben de zaten alırken bir tane Lego mağazasında bulabildim Stockholm'de. 2048 parçalık. Biraz büyük bir şey olacağını düşünüyoruz ama ne kadarlık da olacağını bilmiyorum. Açıkçası kutu olarak bile bu kadar büyük beklemiyordum zaten. Şöyle bir kutu. İki evde bulunacak prens evlerinden. Bu kadar büyük bir Lego ben daha önce yapmadım. Sen yaptın mı? Bu kadar fazla parça. Yok, yapmadım. Çok fazla. O yüzden ne kadar sürecek bilmiyorum ama aşağı yukarı bu kadar parçalık bir puzzle'dan da daha kısa sürer diye düşünüyorum. Şimdi hep birlikte o zaman yapmaya başlayalım. Şu anda saat 10.30, bakalım kaç saat sürecek. Ne oldu, ne bildin? Tek tek çıkarmaktan daha kolay olacak gibi geldi. Şimdi açtığımızda bir tane kurulum için şey var. Gördünüz mü? Bayağı da kalın. Gerçi biraz büyük gibi, o yüzden o kadar da uzun sürmeyeceğini düşünmek istiyorum hala. Burada farklı farklı paketler var. Şu an en fazla gördüm 14'e kadar. Öncelikle olmadı bir paketleri sıralayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 var elimizde. Bu arada en fazla 15'e kadar paket çıktı. Hepsi farklı sezonlardan karakterler. Chandler'ın sezon 4 mesela, Rachel 1. sezon falan filan. İstersen bir paketi sen, bir paketi ben şeklinde yapalım. Nasıl daha kolay ilerleriz sence? Fark etmez. Tamam, o zaman birinci paketi sen yap, ikinci paketi ben yapayım. Sanırım ben evi kuracağım, sen içinden bir şeyler yapıyorsun. Genelde eylem daha becerikli oluyor bende bazı konu, çoğu konuda. Ama Lego'da üzerime tanımam. Zaten gösteriyor nasıl yapılacağı da hani... Hızlı basıyor beynim, daha büyümüş diye gözlerimi hemen seçiyor. Yalnız aramızdaki fark, sen hemen aldın ve parçaları bulup yapmaya başladın. Ben parçalarımı önce bir ayırdım. Gerçi benimkiler çok şey, büyük ihtimalle evin olduğu için çok daha düz şeyler. Sanırım bunda biraz kafam karışık. Yardımcı oluruz belki, canımız isterse. Şimdi bu böyle tersine tak diyor değil mi? Şimdi bak, düz olanlar böyleydi. Şimdi burada tersine tak diyor değil mi? Yani arkasını çevir. Evet. Oraya tak diyor bak. Evet. Neden? Yalnız çok keyifli. Ve bundan keyif almamız biraz üzücü çünkü. Bu tarz Legolar çok pahalı. Ben çok seviyorum Lego yapmayı. Ben de çok seviyorum. Şu anda da çok keyif aldım ama. Yalnız bir şey unutmaman çok önemli yoksa sonradan sıkıntı. Şey gibi ama yani ben büyük ihtimalle şu an evin alt kısmını kuruyorum. Temelden inşaata girmişim gibi oldu. Parçam eksik bir tane. Çok başındayız ya bir şeyin eksik çıkması için. Ne? Ben buraya mı koydum ilişkiler? Ha bak, buraya takmışım. Nasıl taktım buraya bunu ya? Hiç yakışmadı bana. Keşke yüzlerinde benzeselerdi karakterlere. Hiç benzemiyor. Şöyle bir şey nasıl benzesin diye soruyorum. Pop punk da yapıyorlarsa birazcık. Ya sen şu karakter kafayı spawn yapıyorsun. Hangisi Chandler şimdi? Bu bence. Bence bu Chandler. O mu Chandler? Evet. Evet. Chandler'la şeyi yatırdık koltuklarına. Ya. Arkadaşlar ilk
isteğimiz burada. Joey'nin şu an saçı eksik, muhtemelen diğer kutulardan birisindedir. O kafasında da arkasında görünüyor. Ben dedim ya iki tane yüz yapmışlar diye, çok saçma ama diye. İki tarafına yaptıklarını düşünmedim. Ben değişebilir iki kafa varsa. Saç taktıklarında arkası gözükmüyor. Burada da bir tane daha yüz var. Duygusal bir sahne. Chandler ve Joey. Ama benim işim önemli, farkındasın değil mi? Çünkü temel kötü olursa ev sahibi. Tabii. Eylem olmasa biz olmazdık. Çok fazla benim temelim. Benimkini niye şey yaptın? Bitti sandım ben seninkini. İki mi seninki? İki. He tamam. Ben 3'e geçeyim o zaman. 3'e geçemezsin, terste kalıyoruz. Ben o tarafa bakıp sen buraya nasıl bakacaksın? Ya o zaman mola yapayım. Ah, hak ettim molayı arkadaşlar. Ay bana yardım et. Baksana daha bir sürü var. Bu temel bitmiyor. Neredesin şu an? Bu sayfaya geçtim. Oo, sen yanlış yapmışsın. Nasıl? Şaka yaptım. Güzel şaka. Güzel değil. Ben sinirlenirdim. Demek ki fazladan koyuyorlar birkaç tane. Evet ama eksik de koymuşlar. Bizimkilerin kapağı eksik. Asidi kaçıyor şu an çekilir şey. Şu anda temelimiz hazır. Bu sanırım Joey ile Chandler'ın evinin temeli. Vay ooo, tuğlalar çıkıyor şimdi. Kat çıkıyoruz, hadi bakalım. Tamam takmışsın. Oho, İlham günaydın. Ya bak ama benim takacağım yere takıyorsun. Abi, o zaman ayrılalım yani. Buraya takabilirsin. Yine ayrı şeyler yapalım. Çok üzüyorsun. Takım oyunu bu. Ama takım oyunu yapmıyorsun. Benim koyacağım yere koyuyorsun. Bir şey yanlış yaptık o zaman. Sen yaptın, ben hiç dokunmadım bile. Aferin, şimdi her şey benim suçum. Allah Allah. Ben yapabilir miyim bunu baştan? Sıfır. Güvensizlik. Bu nasıl bir hadsizlik? Hiç anlayamadım. Ah. Her şeyimi bozacaksın. İnanamıyorum. Mecbur. Yanlış yapmışız bir yerleri. E ben dedim işte. Bu küçücük şeyi aynı anda ikimiz yapamayız dedim sana. Aa, bu muslukmuş. Şunun musluğuna bak. Görüyor musun küçücük? Dur bunu kapağı şimdi bak. Açılıyor. Orada yemek pişirirsin sen. Çok güzel Berkan. Bir şeyler hep yanlış koymuşlar. 2048 parçayı koymak kolay değil. İnsanlar koyuyor sonuçta onları, robotlar koyuyor. Yani, evet işte o yüzden çok haklısın yani. Böyle şeylerde kızmamak gerekiyor. Yani 2048 parça ve dediğin gibi insan koyuyor bunda. Olabilir hatalar. Sonuçta hepsini açacağız, sorun yok. Bunlar zaten açacağız. Umarım ta 15. şeyde çıkmaz. Çıkabilir, olabilir böyle şeyler. Yapışkan. Oldu oldu. Hayır, mükemmel değil. Mükemmel. Mükemmel değil işte, görüyorum bak çizgisi. Üstte de boşluk var. Öyle olmak zorunda, sen sakin. Bir bak. Hadi normal ışığı beyaz olduğu için görmüyorsun. Bu nereden çıktı? Şuradan bak. Mükemmel değil. Muhteşem. 9 ama bak, mükemmel değil. Bir de her zaman daha iyisi vardır. Tamam mı? Yapacaktım da. Ben. Oldu. Küçük bir şey zaten. Ama kapı içeri doğru mu açılır? Dışarı doğru açılmaz mı? Sen bir istatistisin ama normalde kapılar içeriye doğru açılıyor. Buradaki kapı da içeriye doğru açılıyor. Bir kere de sen yapışır, senin de tuzla parmağın olsun. Çorbada tuzun olsun. Tuzla parmağın. Çorbada tuzun olsun. Atasözü ve işte. Deyimler kullanmaya çalışırken ben bu uçtan başlayayım, sen bu uçtan başla. Burada bir sıkıntı var. Sen yanlış yapmışsın onu. Çıkar. Ben
açılıyorlar. Çok güzel ya. Ama şimdi elime alınca hepsini kırıyorum. Nasıl bakıyorsun tedirgin? Aslına bakayım. Bakın şöyle kapılar açılıyor. Sağ kapıyı aç. Çok güzel. Müthiş detaylar. Yani bunlar açılmaya da bilirdi mesela. Açılır olmaya da bilirdi. Ama bunu birisi açılır yapalım demiş. O kişiden Allah razı olsun. Yapmak istiyor muydu hiç yapanı sen? Evet. İnsan. Evet. Kendisi sen yap. Ya şu an gerçekten Barbie'lerle oynuyormuş gibi hissettim. Ben bir dahaki insanlara verdim mi? Rosu ben yapayım, kızlar sen yap. Tamam. Ne fark eder şimdi güzel. Yatsınlar. Tamam beni kaldırın, yatsınlar. Tamam. Böyle kaldırabiliyorsun şöyle bak. Ben anlamadım. Üçgen. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Sonra yine üçgen gözüküyor. Ama böyle takarsam bu boşta kalır. Böyle de takmadan yapamam. Kafam karıştı. Ver bana ellerindekini. Ben geldim zaten. Senin yanına kadar geldim. Altılıyı ver. Altılı yok ben. Benim evimde sadece bu var. Buradaymış. Benim evimde başka hiçbir şey yok. Şöyle olursa burada boşluk kalıyor. O duvarda. Hayır orası doğru. Hiç öyle göstermiyor. Öyle mi gösteriyor? Doğru tak. Evet yalnız şurada bir tane şey taktım. Onu da yanlış mı taktım yani? Şöyle mi girecek? Ters görüyorum. Göremiyorum. Ha böyle. Şuraya kadar ben yaptım ya. Şu tek bir tanesini yaptıydım. Onu da yanlış. Takılı kaldı orada. Bu da kadar olmadı kadar hayatım. Ne yapalım? Bu da yorgunluk anısı olur. Hatırlıyor musun Eylem? 15 yıl önce şunu yorgunken yapmıştık televizyona. Bak şimdi. Bizimkiler ne yapıyor? Televizyon bekliyor. Chandler'la Joy'a diyor mu? Tövbe estağfurullah ben de ne görüyorum? Tamam, ha, bunu birazcık dışına koymuşuz galiba. Yok. Evet, yok. Evet. Böyle gel. Bu ters koymuşuz. Koymuşuz değil, koymuşum. Koymuşum. Bunu böyle koymamız gerekiyormuş. Ardından şunları şöyle koyduk. Ay çok saçma. Hayır çok güzel. Kayıp Janis çok ne zaman? O ne cezem Janis ne zaman oturmuş oraya? Janis buraya oturmadı. Janis'i ben oturtuyorum şu anda buraya. Tamam. Senin yorumun da var yani o zaman. Evet. Janis tut şunları. Of. Janis tut şunları. Kendi tutturamıyor Janis tut şunları diyor. Dedik ki yarın tekrardan devam ederiz. O zaman sizin için saniyeler sonra, bizim için bir gün sonra görüşürüz. Evet, yine her zamanki gibi söylediğim zamanda tekrardan başlayamadık. Normalde dün akşam devam edecektik ama dün ikimiz de çok yorgunluk ve devam edemedik. Şu anda size göre ikinci günden devam ediyoruz. Yedinci pakete geçtik artık. Toplamda 15 paket var ama bazı paketlerde 2 tane var. Mesela 6'dan 2 paket var, 14'ten 2 paket var şeklinde. 127. sayfadayız. Şu anda saat 11.30 kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Böyle backgroundlarda nerede koymadığımız bir şeyler var sonra arkalıyoruz. Ve seni yaptılar. Hayır ama orada yemin ederim sana. Bak bunun birleştiği yere bir bak. Oy eylemci. Oy eylemci. Bak ne olur dön bir bak. Ne olur griye dön bir bak. Neyse bulduk sana. Ya buralarda niye bunun renklileri kullanıyoruz? Yani altta kalıyoruz. İşte yaparken öğrenelim diye.
Şu anda Monika'ların evinin temelini atmış bulunuyoruz. Duvar ördüğü çok mutluyum. Kapa kapanmıyor. Yapamadın mı sen burayı? Yaptım. Yeşili. Moru değil. Yaptım tabii ki de Berkant. Önceden kapanıyordu. Bir şeylerden sıkışmış demek ki. Demek ki benimle ilgili değilmiş. İçine de taktığım için mi kapanmıyor? Şimdi de mi? Takılı mıydı içinde önceden? Hayır, ben dedim ya boşta kalanları takacağım. Evet arkadaşlar, şu anda saat 3 oldu. Geriye de şu anda toplamda 3 poşet kaldı. 2 tane 14'ün oldu, 1 tane 15'in oldu. Sayfa olarak da 238'deyiz. Az kaldı ama bugünlük değil. 3. günde görüşmek üzere. Yarın falan demeyeceğim çünkü zaten tutturamıyorum. 3. gün bakalım ne zaman olursa. Evet, 3. günden merhabalar. Şu anda yine saatlerimiz 11.30 gibi bir şey. Bu saatleri ancak yapmak için uygun buluyoruz. Karakterlerden bir tek Phoebe kaldı. O büyük ihtimalle bu paketin içinden çıkacak. Diğer karakterler tamam. Şöyle küçük detayları koyarken, mesela işte tavayı koyarken, şu pizza kutusunu koyarken falan kendim böyle küçükken oyuncak bebeklerimle oynadığım andaki gibi hissediyorum ve çok eğlenceli. Çünkü ben yine burada seni koyacağını koymadan üstüne koyup devam etmişim. Onu çıkarayım. Kafana göre bir şeyler mi koydun? Evet. Aferin. Blender'ı oraya koymuştum. Neyse, blender'ı şöyle koyayım. Blender'ım kenarda dursun, şurası dolma. Aa, burada da tava açacağız. Şöyle. Ya şu tavaların küçüklüğüne tatlılığına bak. Yağdanlık yaptım. Nasıl? Çok iyi. Sen gerçek yemek yaparsın bunlarla. Yok artık. Klozet ortada duruyor. Klozet mi o? Sandalye mi o? Çok klozet gibiydi açıkçası. Böyleyken tatlı. Çok tatlı maşallah. Hoş oldu. Bunu niye koyduk araya? ne alaka şimdi bu bunu içine koyduk mavili. Şöyle bakın, arada şundan var. Ooo, evden diğerine geçti. Ne oluyor? Biz camcıyız Berkant Bey. Berkan, hiç sağlam çıkmamışsın buraya. Nasıl çıkayım, daha yapmadık ki. Böyle benim suçum. Çok güzel bir düşünce. Ama onların camları da öne doğru kayık ya. Çok, bak bu var ya, çok iyi. Müthiş, müthiş. Kemer gelince burası çok daraldı.
Zaten sonraki sezonlarda çıkarmışlardı, biz de mi çıkarsak? Düştü ne içine. Ne yapıyorsun? Tavuğu bozdun. Ya tavuğu geri koyarım. Ya. Hey! Masayı yanlış yapmışız. Niye? İki kat oluyor. Ben diyorum o fazla şeyler nereden geliyor? Sen de iki kat yapmışsın zaten. Bir tane fazladan yuvarlak kaldı. Bak ortaya en son yuvarlağı üste koyuyor. Tamam ver o zaman yuvarlağı. Senin önündeydi. Çok kalın. Ama bir tek o var. Bak zaten yukarıda kalıyor. Olamaz. Çok kalın. Bence o. Ya görünen o işte bir tane diyor. O parça nereye o zaman? Onun yerine indisini başka bir yere mi kullandık? Onu kullandığımız başka bir şey olmadı ki bu defa. Tuvaleti yanlış yapmışsın. Oturma yerlerinden. Biliyordum. Demek ki o yüzden o kadar aşağı. Biliyordum. Biliyordum ya. Yine eylem ya. Al. Ben de diyorum ki bu neden bu kadar aşağıda kaldı? Şimdi son haline getirdik. Yaklaşık olarak galiba toplamda 7 saat sürdü aslında yani. 3 gün ama aslında saat olarak topladığımızda 7 saate falan tekabül ediyor aşağı yukarı. Bence yapması çok keyifliydi. Ve hatta ince detaylar da var. Yani mesela şu odanın dağınık olmasının içi bile gösterilmiş. O mesela güzel. Yani yapması zordu oraları, ara yerleri doldurmak. Ama yine de aslında detay olarak çok güzel düşünülmüş. Zaten söylemiştim kapıların açılıyor olması, koltukların hareket ediyor olması falan bence çok güzel yine. Işıklar falan da böyle hareketli. Bence gayet güzel. 2048 parçaydı. Aşağı yukarı 286 sayfalıkta bir anlatımı vardı neyin nereye nasıl yapılacağı ile ilgili. Çok güzeldi. Yani evimizde gerçekten güzelce sergileyebileceğiz. Ama büyük ihtimalle bunu kitaplığa koyacağımız için şu alanı sığmıyor. Yani büyük ihtimalle ayırıp hiza olarak yan yana gelmeli olabilirler belki. Çünkü diğer türlüsü sığmayacak. Ama her haliyle çok güzel. Bunlar da böyle bu arada 3 parça şeklinde de hani ayrı ayrı da koyabiliyorsunuz. Koridordan itibaren ayrılıyor. Bence gayet keyifliydi. İnsanın daha fazlasını yapası geliyor. Ama aralarda da söylemiştim. Lego maalesef ki çok uygun bir hobi olmadığı için maddi olarak sürekli yapmak tabii ki de çok mümkün değil. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Çok eğlenceliydi. Anılarımız tekrardan göz önüne geldi. Ben biraz başarısızdım ama benim yüzümden bayağı bir kırdık döktük, sürekli yer değiştirdik. Olsun, bence gayet güzeldi. Sonlandıracağız videoyu ve ben Frens'e tekrardan başlamayacağım. Böyle bir fake atayım dedim. Ama bir istedim. Dün falan da tekrardan izledim. Evet, iki bölüm izledim Eylem gece uyurken. Zaten 22 dakika bölümleri. Güzeldi. İyi güldüm yani. Sevdiğimiz bir dizi. Eylem'in en sevdiği dizi. Benim de herhalde ikinci ya da üçüncü sırada olabilir, bilmiyorum. Dostlar güzeldir. Bu dizide zaten dostların aile olmasıyla ilgili, ailemiz gibi olmasıyla. O yüzden benim çok sevdiğim bir dizi. O yüzden de Legos da artık evimizde bulunduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gayet güzel oldu. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca profilimdeki katıl butonun linkinden de üyelik satın alarak ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Görüşürüz.